İyi akşamlar takım oyununa hoş geldiniz. Trabzonspor Atakaş Hatayspor'u Sporu konuk ediyor. 90 artı 3. dakika 4 dakikalık uzatma verilmişti. Bordo Mavili takımın 2-0 üstünlüğü var. Atakaş Hatayspor Spor karşısında Atakaş Hatay kendi yer alanında topu sahibi. Birazdan hem bu mücadeleye hem az sonra başlayacak Mondeom Spor Beşiktaş karşılaşmasını mercek altına alacağız. Son anları artık Trabzon'da Papara Park'ta orta yuvarlakta yapılan faal. Hatay Spor orta yuvarlakta şimdi serbest suruş kullanacak sevgili futbol severler. Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Mert, Onur, Necip, Vural, Bahtiyar, Amarty, Yeson Fernandez, Muçi, Muleka, Cenk ve Semih 11 ile Hatay deplasmanında sahaya çıkacak. Siyah beyazlar bu hatırlatmayı da yapalım. Birazdan Mondeon Kayserispor Beşiktaş mücadelesinde e, Trabzonspor Atay spor mücadelesi sona erdiğinde değerlendireceğiz, konuşacağız. Son anlar artık karşılaşmada 90 artı 4'ün içindeyiz. Trabzonspor kendi yaralarında topun sahibi. Şimdi o topu hızlıca rakip yaralarına taşıdı. Bordo Maviler sol taraftan atak geliştiriyor. Trabzonspor son çizgiye kadar taşındı o top ama sonrasında orada defansın müdahalesi vardı. Fontas'ın taşıdığı topta top Hatay Spor'da kaldı. Maçta da son düdük geliyor. 2-0'lık galibiyette Trabzonspor galibiyet hasretine son veriyor. Bondiom Kayseri Spor karşısında Beşiktaş ne yapacak? Bunu da konuşacağız. Trabzonspor Atakaşatay Spor karşısında sağdan 2-0'lık galibiyette ayrıldı. Ulaş Özdemir ve Gökhan Keskin birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ulaş Özdemir e, galibiyet geldi nihayet. 5 maç değil mi? Son 5 maç. Kupayı Kası. saymazsak ligde. Son 4 mü 5 mi maç? Son... 4 ya da 5 maçtır, maçtır kazanamıyor. Maçtır kazanamayan bir Trabzonspor Trabzon vardı. Spor. Gol atamayan Trabzonspor vardı. Ben e, yarınki şu anda yazımı da tamamlarken onu da söyleyeyim. Bu arada şu kravatımızı düzeltelim izleyicilerimiz olan. Çok ona... Estağfurullah siz onu de öylesiniz. Söyleyeyim. Ee, şöyle söylemek lazım. Yazımın başlığı eşik. Önemli bir eşiği geçti aslında Trabzonspor. Bu maçı kazanarak. Ee, kupa maçını saymazsak ya özellikle ligdeki bu maç dahil son iki maçtır. Trabzonspor bence oyunu daha böyle rakip yarı sahada doğru bir şekilde oynamaya çalışan bir organizasyonu ortaya koydu. Bu maçta yanılmıyorsam belki de sezon başından bu yana en yüksek istatistiği yakaladı Trabzonspor. Rakip ceza sahasında 44 kez topla buluşmuş bu alanda. Bu herhalde bu sezonun en yüksek istatistiklerinden bir tanesi. Bu arada 5 yani, maçmış Antalya Spor'la 1-1 ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçları. Evet yani son 5 maçtır kazanamıyorsun. E, kupada da çok zor bir galibiyet elde etmişsin. E, dolayısıyla iç sahada Hatay'la oynuyorsun. Eğer bu maçı kazanamasaydı Trabzonspor işler daha da zorlaşabilirdi. Çünkü bir takım için en olumsuz etken kazanamama alışkanlığıdır. Şimdi Kanami de futbol oynadı. Ya bu hem oyuncuları mental olarak e, sahadan uzaklaştırır, hem teknik heyetin e, o takım oyuncularını yeniden toparlaması zorlaşır. Dolayısıyla camiada da bir olumsuz hava oluşurdu. Kazanarak Trabzonspor e, bunu ortadan kaldırdı. Kazanmasının en önemli e, gelecek adına umut verici tarafı şu sevgili Cüneyt. E, Öne açıyor ve Pepe dönecek bu takıma artık. Ya yani muhtemelen bu hafta e, Trabzon'a gelecekler ve takımla çalışmaya başlayacaklar ki Trabzonspor bu iki önemli oyuncusunun eksikliğini de ciddi anlamda evet. e, yaşadı. Ee, burada ben Erne bir parantez açarak devam etmek isterim. Ee, özellikle bu sezon göstermiş olduğu performans kendisini de Taraftarları da mutlu etmemiştir ama o kupa maçında attığı çok hayati bir gol bence Eren'in büyük oranda da silkelenmesine yol açtı. Bu maç özelinde baktığımızda Eren'in performansını da ben çok beğendim. Özellikle savunmadaki doğru işleri, hücumda bir yeri geldi çizgide bir kanat oyuncusu gibi oynadı yeri geldi. Kendi alanının iç tarafında çok doğru işler yaptı. Ceza sahasına çok doğru koşulları vardı. Ve en önemlisi de orta açmayan Eren'in şimdi ona bakacağım bu maç kaç orta ile oynadığını. Peki sen ona bakarken geç bir istatistik paylaşayım. E, Hatay Spor'u çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel. Futbolculuk ve maalesef. teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor rakip olduğu 28. Süper Lig maçında... İlk mağlubiyetini aldı daha önce evet. 16 galibiyet, <laughs> 11 beraberlik almış. Hem futbolcu hem teknik adam olarak. Evet yani şimdi kalmış. ben de onu söyleyince hemen aklıma Hı -hı. o geldi. Çünkü Volkan Hoca'ya da tabii e, tebrik etmek lazım. Hakikaten o da bu yokluk içerisinde e, takımıyla beraber iyi bir mücadele ortaya koyuyor. E, şöyle, Trabzonspor'un şu an için baktığımızda e, iki oyun aklı var sahada. Birisi Mendi diğeri de Visca. Visca. Sen uyaracaksın, uyarmadan söyleyeyim. <laughs> Estağfurullah. Ee, bu iki oyun aklının e, yanına artık yeni transfer Mönier de eklendi. Bir sağ bekin, yani bir oyuncunun daha doğrusu takıma ne kadar doğru etki yaptığını ve oyununa kadar yukarıya doğru iğmelendirdiğini de görmüş olduk. Hem kupa maçında hem bu maçta iki asistle beraber devam ediyor. Savunmada ve hücumda çok doğru işler e, yaptı. Tabii ee, bir oyuncu transfer etti Trabzonspor. Ama baktığınızda şöyle bir durum var aslında. Trabzonspor bir sol bek, bir orta saha oyuncusu daha alsaydı bir 8 numara ne olurduyu konuşmak lazım. yani ne olurdu çok fazla bu oyunu daha ne kadar yukarıya çıkartabilirdi Trabzonspor. Ee, yani şu anda bir ve ikinci belli ya. ya yani üç ya da dördüncülük için bir yarış ortaya konulacak. Orada da Beşiktaş'la yarışacaksın. E dolayısıyla yani ya üçüncü olacaksın ya dördüncü olacaksın. Yani iki transfer daha yapsaydın. Bu sana bir de maliyet olarak geri dönecekti. Bence e, mevcut kadro içerisinden Abdullah Avcı'nın da artık iyi birer dokunuşlar yaptığını ligdeki son iki maç özelinde söylüyorum. Ve bu dokunuşlara Öne ve Pepe'nin gelişiyle beraber oyunun sezon sonuna kadar ben ihmelenerek yukarıya gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla e, transfer yapmayıp mevcut kadro içerisinden e, sorunları çözmenin ben bu mali tabloda daha doğru olduğunda söyleyebilirim bu lig yarışında. E, Beşiktaş'ın 11'i belli oldu. Gökhan Hocam size de hemen 11'i soralım. Sonrasında e, konuşacağız tabii Trabzonspor'la Spor, Hatay Spor mücadelesini Trabzon'dan canlı görüntülerde ekrana geliyor. E, Beşiktaş'ın 11'inde herkes Muçi'yi merak ediyordu, Musrati'yi merak ediyordu. Bir tanesi e, istirahat ediyor. İki tanesi de artık işbaşı yapıyor. Biri Warhol, biri Muçi. Şimdi stoperi son maçta, kupa maçında son bir dakika kala oyuna sokmuştu. E, tabii ki e, ne olduğunu kimse anlamadı. E, şimdi e, işbaşı yapıyor Kayseri deplasmanında. Muçi de aynı şekilde. Muçi'yi hakikaten... Herkes e, öve öve çok büyük transfer olduğundan bahsediyor. Avrupa şampiyonasından önce forma al, giymesinin, ondan önce transfer etmenin öneminden bahsediyor. Muci'deki çok büyük yetenekten bahsediliyor. E, Mucu nihayet e, artık nasıl diyelim sahneye çıkıyor. Bu Beşiktaş'ın önemli. Semih'le beraber Muci şu anda Beşiktaş'ın en gözdeki oyuncuları. Muleka geçen maç problemi çözen, kupa maçında problemi çözen oyuncuydu. Ona da e, Fernando Santos görev vererek hakikaten hak ettiği formayı vermiş. E, bu da çok önemli. Cenk kıpırdanmış demiştik. E, Cenk'i de aynı şekilde görev yapıyor. Orta sahada Amartya G ikilisi Emniyet Spobu gibi önlerinde Muci sanki işi bitirecekmiş gibi kenarlarda kim oynayacak bu üçüden hepsi aslında hepsi de aynı özelliklere sahip. Yani Muleka'da Cenk de Semit de ya kenarlarda oynayabilir. 4-4-2 oynayabilir. Şu andaki kadronun dizilişini ben de merak ediyorum ama e, şu anda yani kupada böyle bir diziliş dört var. 4-4-2 gibi bir diziliş evet. vardı. Bu maçta da olabilir ama burada olduğu zaman sanki Muçi kenarda değil de biraz daha yaratıcı pozisyonda orta sahada oynaması belki o merakları giderecek diye düşünüyorum. E, Fernando Santos Tariç herkese görev vermiş. E, Beşiktaş artık bu e, transferden ara transferden sonra e, sahne almaya başlıyor. Merak edilen oyuncular var. Onların göstereceği performanslar var. Herkes gibi ben de merak ediyorum, bekliyorum Kayseri maçını... Dönelim yeniden Trabzon'a. Hatay Spor karşısında Trabzonspor Spor sahadan galip ayrılırken rakamlar da Trabzon Spor'dan yanaydı. Plakayı bulmuş %61'e 39 toplu oynamada <laughs> Trabzon Spor'un üstünlüğü var. Hücumda rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı dikkatimi çekti. 51 kez rakip ceza sahasına girmiş ki. Ben en son baktığımda 44'tü. Evet 51'e ulaşmış. 15 şutu var. 9'u isabetli 9 engellenen şut, 16 şut pası. Hani tam da Trabzon taraftarının her ne kadar bugün tribüne gelmeseler de bir serzenişte de bulunalım. Çünkü Trabzonspor'un maçlarında Trabzonspor taraftarıyla çok güzel. O yüzden bu. E maçı 17'ye koyarsan pazartesi günü kim gelecek? Onun da etkisi vardı. E tabii var Cüneyt yani. İş günü. İş günü bir de yani insanlar şimdi şöyle. E, ya bunda yayıncı kuruluşun muhtemelen bir etkisi hı. var diye düşünüyorum ama e, Trabzonspor takımı bu. Yani Nihayetinde taraftar sayısı işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor baktığında bu dört takımda var en fazla taraftar sayısı. Haliyle yani sen şimdi pazartesi maçlarını zaten saat 20'de oynatıyorsun ve cuma maçlarını 20'de oynatıyorsun. E, bu maç için pazartesi günü Trabzonspor maçı 17'ye niye koyuyorsun? Amacın ne burada? Taraftar gelmesin diye mi yapıyorsun? Şimdi bu işi besleyen... Hatta en... geçen sezon Trabzonspor Sivas maçını pazartesi 17'de oynamak için başvurmuştu. Ee, Sivas'ta oynanması için evet, ama Sivas'taki maçın ya, 17'de. Çünkü o, o hava maçlar Evet dolayı. hayır hayır o maçlar 20'de oynanıyor diye cevap gelmişti onu demek istiyor. E, tabii ama yani sonuçta Sivas'taki hava koşulları da Olumsuz hı hı. olduğu için o maçı 17'de oynayalım. İşte o zaman Benim. izin mu işte. Şimdi kendiliğinden 17'de oynanıyor o maç. Sonuçta bir yayıncı kuruluş var, izlenme oranlarına e, bakıyor. Bir yani de aynı anda da, maç aynı bizim yanda, maçımızdan da zor oluyor. Şu ama, anda diyelim, taraftar da işte senin dekoder sayın yani. baktığında en fazla yine Trabzonspor taraftarlarında. Ya, tabii ki Beşiktaş var, Trabzon var. İki tane e, büyük takımımızın maçını izleyecek yani. Bir tanesi 17'de oynayacak, bir tanesi 20'de oynayacak. Şimdi burada yani o oynamasa Beşiktaş oynayacaktı. Ben bence saçma ya. Yok yok o oynamasa Beşiktaş oynayacaktı. İkisini aynı anda kaçırmak Beşiktaş şey oynamıştı istemez. mesela aynı saatte. Tabii bu, tabii. Daha bu sezon 20. haftada. Hayır ben şundan yana. ama yayıncı kuruluş bir ve federasyonunda tabii, Bir eşitlik mutlaka. ilkesi diye bakarsak olaya. E bu eşitlik ilkesinde Trabzonspor Trabzonspor'a eşitsizlik yapamaz. Yani sonuçta yayıncı kuruluş olarak e, bu camianın da elinde e, taraftarlarında e, on binlerce dekoderim var. E, diğerlerinde de var. E, ona göre davranacaksın. Şimdi saat 8'de oynansa bu maç. Belki de 20 bin taraftarı bu, oynayacaktı Trabzonspor. Bu, bu, bu. E şimdi kaç bilmiyorum taraftar sayısını. Şu Yunus Allah. bir rakam verdi mi orada? <laughs> ya, sonuçta şu var ama Real Madrid mesela maçını 6'da oynadığı maç var İspanya'da. 6-3 e, saat Liga var aramızda. 3 saat var aramızda. Yani orada öğlen 3'te oynuyor gibi düşün. Abi, ya, Avrupa'dan örnek alarak da. Şey evet. örne kadar ya, yapsak, yapsak da yapsak, tabii tabii. Yani. Avrupa'nın iyi, taraftar, iyi taraflarını alalım. <laughs> evet yani. <laughs> yani Batırız. şimdi şey olunca ya hakemler Premier Lig'de bunlara penaltı çalmıyorlar ama bizim ligde çalıyorlar diyoruz. Keşke orayı örnek alsak. Yani bir ülkeye örnek alalım da hep oradan yürüsek. Senin söylediğine Çözüm, katılıyorum. Çözümü var öyleyse. E, tamam. Yani, ne ne çözümü abi? Cuma cuma, pazar pazartesi hatta bir tane salı günü oynayalım. E, yani şeyde sorun yok. Vallahi. Hatta gündüz maçların oynanmasından yanayım ben. Akşam maçları oynanmasın abi. Niye oyna? 6. En son oynanacak maç 18'de oynansın mesela. 20'de kapatalım abi her şeyi. Bize de günah da biz de gelip burada gecenin o ikisinde üçünde çıkıyoruz yani <laughs> o anlamda. Şimdi şöyle e, bu verdiğiniz 51 miydi? 51 rakip ceza sahasında evet, top topla buluştu. Bu belki de e, rekor şu ana kadar ya yani bu Tabii. sezon için. İlk yarıda da rekor kırdı zaten Hemen ilk yarıyı da söyleyeyim istersen. 13 şut çekmiş, 29 kez ceza sahasına girmiş bu sezon Süper Lig kariyerindeki ilk devredeki en yüksek sayısına ulaşmış Evet. Amzonspor. Şimdi şöyle e, sayın başkanın eee Bielisayı getirirken ki Projesiyle Abdullah Avcı'yı getirdiği zamanki projesi birbirinden farklı. Ben biraz burayı açmak istiyorum. Yani Bielisa e, geldiğinde e, altyapı denkleminin içerisinde şöyle bir slogan ürettiler. Üreterek yarışacağız. Yani altyapıdan oyuncular A takıma dahil olacak. Bunun sayısı 2-3-4 onu bilemiyorum. Hı hı. Ve içerisinde tecrübeli oyuncularla beraber bir takım oluşacak... Ama bu takım yine de yarışacak ve sezon sonu biz en az 2-3 oyuncuyu satarak işte üreterek yarışarak ama yine de e, gelecek sezona bir oyun ve bir kadro planlaması. Bu Bielisa'nın projesi. Hayır bu Bielisa'yı getirirken kulübün projesi. Kulübün, Her kulübün e, kafasındaki proje buydu. Ama bu tutmadı. Yani olmadı bu. Nasıl tutacak ki 6 tane ırvat getirdi zaten. Şimdi şöyle. <laughs> yani. E, ya o getirdiklerin içinde de işte Tekliç, Bakiç gibi genç oyuncular da vardı aslında baktığında. Ee, bu tutmayınca işte Abdullah Avcı'yı getirdiğin zaman senin üreterek yarışma projen artık rafa kalkmış oluyor. Çünkü Abdullah Avcı daha çok net ve tecrübeli oyuncu ister. elbette gençlere fırsat buldukça oynatır. İşte bir Ahmet Can Kaplan gibi e, Ayaks'a transfer yaptırtabilecek oyuncular da bulur eder ama bu çok böyle e, hani sayı 2'yi geçmez belki de. Yani 3'ü 4'ü bulmaz. Dolayısıyla Abdullah Avcı projesi başka bir projedir artık Ertuğrul Doğan ve yönetimi için. Haliyle buna ne kadar sabredeceğin ve buna ne kadar toleranslı davranacağın ve işler biraz kötüye gitmeye başladığında bunu ne kadar göğüsleyebileceğindir önemli olan. Şimdi Sayın Başkan'a ve Allah'a var yani şöyle baktığın zaman ekonomik anlamda ne kadar doğru işler yapsa da bunun sahada sonuçlarını görmek hemen olmuyor. Şimdi o yüzden hatırla geçen hafta bizim yayına Beşiktaş maçından sonra katıldığında e, Abdullah Avcı'yla yola devam edeceğini söyledi. Şimdi bu mağlup olduğum bir maçtan sonra bir başkanın söyleyebileceği ifade değildir. Mesela Beşiktaş'tan örnek verelim. Rıza Çalınma iki haftada gitti. Ya gitti yani. Arkasında duramadı yönetim. Çünkü camiye çok yoğun bir baskı kurduğu yönetimin üzerinde ve bunu da göğüsleyemedi. Çünkü yeni bir yönetim haliyle bu işlerde de kısmen acemiler ve dolayısıyla orayı bir şekilde yönetmek istediler ve Fernando Santos'u getirdiler. Ama Ertuğrul Doğan'ın Abdullah Avcı'da ısrar etmesinin sebebi özellikle çok iyi bir şekilde şampiyonluk süreci ve onun öncesindeki sezonu doğru yönetmeleriydi. Arada bir kırılma yaşadı, bir fay kırıldı, bir sonraki sezon ama yeniden bunu Abdullah Avcı ile başarabileceğim diyerek getirdi. Şimdi devre arasında başta da söyledim transfer yapmamasının temel nedeni buydu Sayın Başkanım. Bir transferle kapattı işi. Niye? Ya sezon sonu daha doğru bir planlama yapabilirim ben. Değil mi? Evet. evet. Şu anda devre arasında alabilir. İşte Muçi'ye de gitti Trabzonspor. E, bugün şimdi satın alma mecburu satın alma opsiyonu 10 milyon euro mu abi? Evet. Doğruymuş. Abi 10 milyon euro büyük bir rakam. Şimdi i̇şte, Trabzonspor'un bu parayı verebilecek gücü yok. Dolayısıyla sezon sonu bugünden işte belirlenecek oyunculara gidip işte gerek serbest statüle, gerek kiralık, gerekse bon bonservisiyle beraber daha uygun oyuncular alıp kadroya katabilirsin. Belki Bokat alınabilirdi Solbek olarak. Ancak bence Eren'in e, kupa maçında attığı o golden sonra bu transferden vazgeçildi. Peki we... bir evet. Ya, yok. Tamam. Halil Vukas'ın açıklaması Kayseri Spor Teknik Sorumlusu. Mondium Kayseri Spor Beşiktaş mücadelesi öncesi şöyle diyor Vukas. Tabii ki fantastik bir rakibe karşı oynayacağız. Beşiktaş çok önemli bir rakip ama bizim için alacağımız her puan çok önemli. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Oyuncularımıza inanıyoruz. Umarım burada başarılı bir sonuç alacağız diyor hari Vukas. Ee, ilginç bir baş olacak teknik ekip açısından. Ya baktığın zaman Burak Yılmaz değil mi teknik direktör? Ama çıkamıyor. Biliyorsunuz. Tabii çıkamıyor. Yani lisansı <laughs> yetmediği için çıkamıyor. Öncelikle... Lukas da ilk, herhalde evet. şeye getirdi, Beşiktaş'a getirdi. O Hırvat yardımcılardan bir tanesiydi. Mustafa Ekim ona öncelikle iki maçımızı kazandık çok mutluyuz. Bu maça da çok iyi hazırlandık. Üç puan evimize dönmek istiyoruz demiş genç oyuncusu Beşiktaş'ın. Ee, Burak Hoca ve Santos Esasın stratejisine baktığın zaman ya, yani değil mi? çok güzel bir maçı. Yani Bakıyorsun işte Şenol Hoca ile başlayan Burak Hoca. Burak Hoca Beşiktaş'a geliyor. Şenol Hoca gidince devam ediyor. Ayrılıyoruz. Daha hoca geliyor. Ayrılıyor. En son Serdar Hoca. Sonra da Santos. Şimdi aynı Burak Hoca Kayseri Spor'da görev yapıyor. Üçüncü maçına çıkıyor. Ve karşısındaki rakibi Beşiktaş. Beşiktaş'a aldırdığı yardımcıları, hırvat yardımcıları büyük ihtimal Kayseri Spor'da. Şimdi onunla beraber Onunla açıklamasını yapıyor ve Beşiktaş'ı çok iyi bilen bir teknik adamla Beşiktaş Hı -hı. karşı karşıya. Baktığın zaman söz başından beri Beşiktaş'ın içinde olan burak değil Hafta içinde Sergen Tabi hafta Öyleyse. içinde de Sergen Hoca'ya karşıydı. Sergen Hoca da her şeyini bilen Antalya Spor'da ilk yarı iyi oynayan ikinci yarıda kendin dediği gibi maça konsantre olmayıp kupadan elenen bir Antalya Spor vardı ama Sergen Hoca ondan sonra dedi bizim içinlik önemli biz kupada. Hı -hı. Devam edecek kadar geniş kadromuz yok. Transferi kapalı ee, çünkü tabii, orada şu anda, yanlış da anlaşıldı hocanın dedikleri de sanki hani rakip Beşiktaş o yüzden vazgeçti e, gibi ayrı onu söylemedi hoca. Bir kez daha altını çizeyim ya, ben. Ama, ben de oradaydım açık çünkü. Açıklamayı yaptı sonuçta. Hoca sonra, kastetti, transfer yapamamaktı orada. yani kupadan Sonuçta sahaya çıktı elinden geleni yaptı tabii. en kadrosuyla çıktı. Dediğim gibi ilk yarıda hedefine ulaştı ama ikinci yarıda Muleka'yı hesaba katmadı. Mulek oyuna girdikten sonra da oyunu değiştirdi. Şimdi aynı ortamda. 11'de formayı da kaptı. O, tabii Malek orada gösterdiği performansla bugün Kayseri'de ilk 11'de. E, Burak Hoca da Beşiktaş'ı tanıyan hocalardan bir tanesi. Dediğim gibi yani Suzan başından Üst beri beraber. üçüncü tanıyan hoca. Ve, ve bir önceki haftada Trabzonspor oynadı Beşiktaş hocam. Tabii. Orada e, da Abdullah Avcı vardı. E, bu, bu, <laughs> seriyi, bu Abdullah seriyi avcı, bitirelim öyle. Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz. Ama sonuçta e, Beşiktaş adına her şey iyi gidiyor yani. Hocam Sonuçta değil. Abdullah Hoca'yı da yendi. <laughs> Sonuçta baktığınız zaman Hoca'yı da kupadan yani. eledi, yendi. Şimdi sıra Bırak Burak, Hoca'da gibi düşünebilirsin ama <laughs> şöyle bir şey var. Bu haftaki sonuçlardan sonra bilmem dikkatini çekti mi? Birinci ile ikinci aşağı yukarı belli yani. Hangisinin birinci, hangisinin ikinci olacağı belli değil. Üçüncü ile dördüncülük açısından da Trabzonspor'la Beşiktaş'ın bir çekişmesi var. Çünkü o ara herkes bir takım takımlara gitti. Rize, Adana Demirspor, işte Başakşehir istikalı geliyordu. Bu takımlar puan kaybetmeye başladı. Tamam, aşağıda aşağıda hocam. bir küme düşme mücadelesi var. Şimdi Kayseri'yi bile o küme düşme mücadelesinin içinde. Herkes küme düşme mücadelesinde ve oynanan her maç bir final değerinde. Çünkü bu maçların telafisi yok. Artık oynanan maçlara bak ve puan durumuna bak o kadar kısaldı ki o puan mesafesi artık her takım oynayacağı her maça final adasıyla çıkması lazım. Kayseri Spor için esas o maçlardan bir tanesi evet. bu. Herkesin unuttuğu nokta bu. Artık birbirine işte bugün Hatay elinden geleni yapmaya çalıştı. Gücü nispetinde. Nasıl? 60 e, Kaçta ilk de, yarı 29 defa ceza sahasının içine girdi ama 0-0'dı ilk yarı. İkinci yarının başında Münir'in ortasını... Yani Terezevi'nin kafasına çarptı. Vurmadı. Kafaya çarptırdı Münir. Bir sıfır öne geçti. Ondan sonra biraz daha kolay değil Bahar'da uzaktan vurdu. 2-0. Maç değişik bir maçtı. Şimdi Beşiktaş-Kayseri maçı çok zor geçecek maçlardan biri. Kayseri Spor kendi sahasındaki etkili takımlardan bir tanesiydi. Onlar da bir duraklama devrine girdiler. Recep Hoca varken kafada iyi başladı ama sonra galip gelememe serisi başladı. Burak Hoca ile toparlanma, aşağı aşağı. Burak Mesela... toparlanma aşamasına girdi. Ee, ama işi kolay değil. Beşiktaş açısından yepyeni bir sayfa açılıyor bugün. Ara transferde hakikaten azımsanmayacak maliyetlerle iyi oyuncular da aldı. Ama iyi oyuncularla ne yapacağını gösterecek. Şu anda üçüncülük, dördüncülük için ligdeki gerçek hedefi bu. Türkiye Kupası'nda da Türkiye Kupası'nı kazanmak Beşiktaş'ın hedefi. Ve ona yönelik de oyuncular aldı şu anda herkesin çok şey beklediği oyuncular. Muçi mesela olsun. hocam ne, ne, yapacak çok merak ediliyor. Muçi'yi ben Şimanski'ye benzetiyorum biraz. Yani Şimanski düşün <laughs> şimdi orada. Ne yapıyor Fenerbahçe'de? Değişik sol ayak devamlı pozisyona giriyor. Muçi bu şekilde oynayacak gibi geliyor. Yani, o yani bu şekilde. O Muleka e, solda Cenk sağda Semi önde Muleka pas bağlantısında Muçi ile sağlayacak. Kesin Bilmiyorum yani işte. Muçi oralarda dolaşacak şimdiki oyunda bugün çıkaracak 4-4-2 mi oynayacak? 4-2 yani 4-2-1-3 gibi mi oynayacak? yani enteresan bir şekilde dizilimi olacak. Ben o dizilimi de merak ediyorum esasında şu anda. O Muçi'yi nereye koyacaksın? Nerede oynatacaksın mesela? Forvet ama eee tabii Jason ve Amart mi tamamlayacak diyorsunuz e işte, siz? Santrafor, Jack ve Santrafor kim Semih'in Önünde Mulek oynayacak bence. Yani. Çünkü kupa mücadelesinde Antalya'da ben anlattım. E, Muleka girdiğinde Santrafor'a ha, Muleka, geçti. O... Cenk'i sola, Semih'i sağa attı hocam. Şimdi bu maçta Burada da Muleka ile başlar, başlar diye düşünüyorum. E, Semih... Ama değiştirebilir de tabii e, hocam. Cenk de Santrafor oynamak istiyor. Evet. Semih de Santrafor oynamak istiyor. Ama yani. Cenk e, de, de... o pozisyonda, pozisyonda harika bir asist yaptı ya hocam. 3 Santrafor'la oynayacak o zaman. Ya, ama hepsi Santrafor <laughs> oynamak istiyor. Evet. Şey. Bu söylediğin oyuncu şimdi. Cenk'e baktığın zaman milli takımının Santrafor'u. Şu anda sakatken Santrafor'u. İşte Semi genç takımda hep bu mevkide oynadı. Santrafor mevkinde oynadı. Muleka'yı kenara koynadı. kenara koyduğun zaman oyuna küsüyordu zaten. O da Santrafor oynamak istiyor. Bir de Semi hocam dikkatinizi çekti mi? Antalya maçında yadırgadı o bölgeyi. Kenara koydu yani sonuçta bir tecrübe olayı var ve fizik gücü Hı -hı. olayı var. Şimdi Semi tecrübeliğini ve fizik gücünü de e, bu standartlara doğru yükseltmeye çalışıyor. Normal zorlanması. Çünkü bir oyuncuya sen hiç beklenmeyen bir oyuncuya, böyle bir çıkış yapan bir oyuncuya her şeyi yükledin. Beşiktaş adına bu transferlerden önce herkes Semih'in oynamasını bekliyordu. Semih olduğu zaman apayrık bir gözle izleniyordu maç. Hepimiz aynı şekilde izliyorduk. Top Semih'e gelsin de bir şey olsun diye. Tamam. Ama şimdi Antalya işte, maçında o Semih yoktu ama. Ama işte, kaldıramaz. Kolay değil bunlar yani. Bir oyuncu süpermen diye sonuçta. Gencicik bir çocuk. Şimdi sezon başı 17-18 yaşında bir çocuğun işte performansı var değil mi? İstatistikleri var. O istatistikleri getirdiğin zaman kimse inanmaz böyle bir istatistiğe görecek. Hocam kaç yaşında oynadınız? A takımda. Ben onun yaptığı işleri yapmadım o kadar Olsunuz. gol malatlı. Yani. Ben de 17 hocam. yaşında oynadım da yani kolay değil hakikaten. Ben onu bildiğim için söylüyorum. Şimdi beklentileri ne kadar yüksek tutarsanız hayal kırttıysanız o kadar de büyük. Ama siz çok olur. soğuk kaldıydınız mesela. Sevilla e de o var. Ee, ya o, var Mücadele ha. gücü yüksek bir oyuncu. Defansa da geldi yardım etti yani elden geleni yapmaya çalıştı. Bence orada. bu sezon e, Semih ve Barış Alper iki Avrupa'ya transfer yapabilecek çok değerli iki oyuncumuz. Hem milli takımda hem Avrupa'da. Bak Semih'in de, de ben iki oyuncuyu daha Semih'in de bak Semih'in de zamanı var. Semih'in de zamanı var. de yapabilir tabii. Semih'in de zamanı var. Barış Alper'in de bence biraz zamanı var. Çünkü o da abi Arda'nın zamanı yok muydu? Real Madrid'e gitti ya. Zamandan kastın ne mesela Gökhan abi? Şimdi Arda bundan arasında çok farklı bir oyuncu. Arda tekniğiyle yani yeteneği Allah vergisi bir yeteneği var. Şimdi ben Barış Alper'e bakıyorum. Ben de Keçiören'deyken Beşiktaş'ı çok istedim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. ama bak. Sağ açık oynuyor. Şunu şunu dinle. 5 tane mevkide oynatıyorsun bir adamı yani. Bak şimdi. Bir tanesi Allah vergisi bir yetenek. Barış Alper tamam her takım her hoca takımında görmek istediği oyuncu. Barış Alper biraz güçten düştüğü an bak biraz güçten düştüğü an problem yaşayabilecek bir oyuncu. Şu anda hani bazen yürüye kolum var ya yani ne yapsan olur. Şu anda Barış Alper için o zaman ne yapsa oluyor. Çok kuvvetli kuvvetli olduğu için rakibi sürüklüyor. Ve dikkat et dikkat et oyunu gelişirken şimdi mesela konuşmaya başladı. Bek oynuyor mesela bazı pozisyonlar var freni yok direk adama gidiyor arkadan yaslanıyor yani faul yapma. Galatasaray değil başka bir takımda oynasa her hakemden sarı kart görür. Çünkü konuşmaya da başladı. Normal olarak özgüveni geldikçe konuşmaya geldi. Daha bak. Evet. Şimdi bu Barış Alper'in her zaman güçlü olması lazım. Semih daha yeni çıktı. Henüz daha kendini geliştirme aşağı. Arda da Allah vergisi bir yetenek var. Arda ekstrem bir oyuncu. Bambaşka seviyor. Onun bu... için diyorum yani bunların zamanı vardı ya Barış Alper üstüne koyarak gidiyor bak. Muhteşem gidiyor ya. Milli takım böyle evet. daha az Şu anda en önemli oyunculardan biri. İkari şu, daha önemli. Tekrar Trabzon'a dönelim. Uğurcan Çakır'ın açıklamaları. Maçı başından sonuna kadar domine ettik. Çalıştıklarımızın hepsini sahada gördüm. Oynanan oyundan zevk aldım. Dört maçtır kaybediyorduk. Kötü bir gidişatımız vardı. Hocamız her zaman geçiş dönemi sıkıntılar olabilir diyor. Bizim adımıza sıkıntılı bir geçiş dönemi oldu demiş kaptan Uğurcan Çakır. Ve şöyle devam etmiş. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyorum. Çok iyi oynadık. İnşallah Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağız. Münih'e kariyerli bir futbolcu kupada ve bu maçta bize yardım etti diye noktalamış açıklamalarını Uğurcan Çakır. Kaptanın açıklamaları böyle Uğurcan'ın sayı sahada gösterdik diyor hocamızın çalıştırdıkları. en iyi o izliyordu çünkü. Tabii. En iyi yerden izliyor. Kaleciler oyunu o yüzden iyi okur ve iyi teknik direktörler evet, kalecilerden çıkar ya. Bakınız Şenol Güneş. Uğurcan. <laughs> Uğurcan bu takımın kaptanı. Lideri. Kesinlikle. Dolayısıyla Uğurcan karakterindeki bir oyuncunun ben kendisini çok severim. Zaman zaman da konuşuruz. Uğurcan karakterinde bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un kaptanı olmak büyük bir sorumluluk gerektirir. Şimdi bu sorumluluğu Uğurcan iyi bir şekilde yerine getirse de performans olarak kötü bir sezon geçiriyor. Ya hatta geçen sezonu da buna katabiliriz. Dolayısıyla evet takım toparlanır, takım kendine gelir, takım bir oyun oynamaya başlar. Ama öncelikli olarak Uğurcan'ın da toparlanması lazım. Ya Uğurcan böyle bir kaleci değil. Bak Avrupa Şampiyonası var. Şimdi bu performansıyla Uğurcan'ı sen kaleye koyar mısın Avrupa Şampiyonası? Ha Gökhan abi. Bana göre Mert geçer kaleye. Baktığında. Şu anda hepsinden bir adım önde. Bir adım önde. E, dolayısıyla Uğurcan toparlan yani. Önemli, önemli bir final orası. Kesinlikle. Avrupa şampiyonası. Haliyle hem takımı taşıyacaksın. Yani hem oyunu tutacaksın. Hem takımı yöneteceksin. Hem de bir hedefin var senin Avrupa'ya gitmek. Avrupa'ya gitmenin yolu da burada göstereceğim performanstan ziyade Avrupa şampiyonasında o kalede olman senin için. Dansin'in açıklamaları kupa maçından sonra toparlanabilmek çok önemliydi. Kupa maçı uzadı ve son saniye golüyle kazanmış Trabzonspor. Gönderme yapıyor dansil o maça. O maçtan kazandığımız özgüvenle birlikte iyi bir mücadele çıkarmak istiyorduk. Maçı domine eden taraf bizlik daha fazla gol atma fırsatı bulduk. İyi bir maç çıkardık diyor. Dansville maç açıklamasında Trabzonsporlu. Mücdet bir şey Dancefield. söyleyeyim mi? Buyurun. Devre arasında hem Trezege hem Bardi'yi eleştirmiştim ikisi de gol <laughs> <laughs> Bardi formayı sallayınca ben zaten sen zaman zaman eleştiriyorsun dedim. Ulaş Özdemir bu formayı biraz da sana mı sallıyor dedim ben olsun, de zaten. Canı sağ olsun ne <laughs> diyeyim. Sen de aynen öyle dedin Can zaten sağ olsun. Ya, Trabzon bugün <laughs> dominant taraftı. Yani ilk yarı bitti sağladın. İkinci yarı o, Münir nasıl gençler birliğinde ipten aldı Trabzonspor'u. Hakikaten her şey bitmişti Trabzonspor için. O yaptığı orta muhteşemdi. Bir son dakika bu tarz oyuncular sorumluluk alan oyuncuların ve ara transfer gelen oyuncuların ne kadar bir takım için ne kadar önemli olduğunun en büyük göstergesidir Münir. Bu maçta ikinci yarı başladı. Gene ortaya yaptı. Trezege vurdu. Bir 0 öne geçti. Sonra bir kontraya çıktı Hatayspor Spor. Öyle çok güzel kontraya çıktı. Halil Dervişoğlu döndü. Ceza sahasının içi şutu attı. Gene Münir'e çarptı. Konere çıktı. Bu arada çok güzel görüntüler Trabzon'dan. Yani Münir gene orada takımı diyorum gol atarken asisti yapıyor. Gol pozisyonu varken de ayağı koyup tehlikeyi önleyen oyuncu evet. Oluyor. Çok yani önemli. Hem savunma yani savunma da hem çok doğru işler yaptı Gökhan abi orada evet. katılıyor. Tam Müniye demişken Dansville diyor ki Münir için ne söyleyebilirim ki kupada maçı bir bire getiren golde asist yaptı. Kalitesini gösterdi. Kariyeri boyunca çok büyük takımlarda oynadı. Biz de kendisiyle Brüj'de birlikte oynadık. O bağı hiç koparmadık. İletişim halindeydik. Tanıdığımız birinin gelmesi sizi mutlu ediyor diye de eklemiştik. Evet, oyuncular da yani birbirini tanıyan oyuncuların birbirini tamamlaması da bence futbolun en en önemli ayrıntılarından bir tanesi. Yeni bir takımda iki asistle başlamak Münih için de şüphesiz moral kaynağı olmuştur. Şimdi evet. Hiç tanımadığınız bir ülkeye bir şehre geliyorsunuz. Geliyorsun ve bir an bir hemen takıma adapte oluyorsunuz. İki oluyorsun. maç üstte üç gün arayla oynuyorsunuz. Evet. İkisinde de asist. Yani ben şeyden çok korktum. Ee, gençler Birliği oynarken o sahada sakatlanır diye çok korktum açıkçası. Hani oyuna girmesinde çok böyle riskli buldum ama risk almadan da başarı gelmiyor hakikaten. Çok önemli bir eşikti o kupa maçı da. Orayı da geçti Trabzonspor. Enis Bardi'nin açıklamaları formayı ulaş için sallama. <laughs> Her yönüyle maça domine ettik diyor Enis Bardi. Bu sonuçlardan sonra reaksiyon göstermek istersiniz. Bugün beraber oynarsak zaten kendi yeteneğimizi gösterebileceğimizi, maçları kazanabileceğimizi konuştuk. Hak ederek kazandığımız bir üç puanı daha bak. Bu önemli açıklama Gökhan Hocam. Futbolcular da kendi arasında konuşmuş. Bazen hani takımlarda futbolcular bir abi futbolcu çıkar e, ve kendi arasında da konuşur. O konuşmayı da yapmıştır Abzonspor'un. Evet, konuşma, futbolcu. yani, konuşmadıkları zaman artık. kaybettiler yani. Şimdi konuşlar hiç düzeldi. Yok canım yani bu konuşmalar olmaz <laughs> mı yok <diyor>, hocam <konuşacağım. gülüyor> takımlarda. Ya herkes Bazen kaya takımın ya abisi takımını... toplayıp arkadaşlar ne oluyor bize hadi toparlanalım diye hocanın haricinde de bir konuşma yapılır ya demek ki öyle bir konuşma etkisini görmüşler mi terapi etkisi ya yani, değil mi yani? sonuçta futbolcu ne işine sahaya çıkacak görevine kazanmak futbolunu oynayacak ve kazanmak elinden geleni yapacak. Şimdi işler kötü gittiği zaman farkına varıyorsunuz zaten ortada Tabii. bir problem var yani camiada e, seyirci maça gelmiyor yönetim size soğuk davranıyor kendi aranızda artık kendi arkadaşlarınızı düşman gibi bakıyorsunuz yani kazanamamanın verdiği esasında bir de öyle problemler var. Ya benim bir ama ya, yeniden demiş. o problemleri çözmek için birlik olmanız gerektiğine karar veriyorsunuz. Ben Hı -hı. size söyleyeyim bu işin konuşmasından ötürü gençler birliği maçında 96. dakikada sen bir bire getirerek zaten o kaynaşmayı yaptın. Doğru. Bak o 1-1 olmasaydı sen bugünkü maçı da çık. Yani kaç defa, 40 defa mı cezası alsın? 29 defa girmişsin. 45 dakikada. Uğurcan çakır, da. maç... bir açıklama yapacak. Trabzon'a gidiyoruz. isteyelim. Şunu söylemek istiyorum. Ee, asrın felaketi Hatay'da ve çevre illerde gerçekleşen deprem vardı. Bir seneyi devirdik. Bir seneyi geçti. Ee, ben orada vefat eden insanlarımızı tekrardan Allah, Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara Sabır diliyorum. E, maça gel gelecek olursak bugün 90 dakika oyun hakim bizdik. Maçı domine ettik ve e, 2-0 gibi net bir skorla galip ayrıldık. Aslında hafta içi çalıştıklarımızı rakibin ne yaptıklarını çok iyi çalışarak e, hem analizlerde hem sahada çok iyi pratikte çalışarak bugün net bir skor aldık aslında. E, takım arkadaşlarımı kutluyorum, hocalarımı, ekibi kutluyorum. Ucan aslında bir reaksiyon vermeniz gerekiyordu. Güzel de bir reaksiyon evet. oldu. Hem taraftarınız önünde hem de iyi bir oyunla alınan galibiyet önemliydi. Bu reaksiyon Ya Maçtan önce zaten soyunma odasında konuşulan sadece buydu. Büyük futbolcular, büyük takımlar böyle zamanlardan sonra reaksiyon verir. Bugün de takım arkadaşlarım, hocalarım ve hatta buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlarımız herkes büyük bir reaksiyon gösterdi ve 4 haftadan sonra galip ayrıldık. Aslında Hafta içinde kupa maçı da bizim için zorluydu ama tur atlamayı zor da olsa başardık. Ya dediğim gibi büyük takımlar, büyük oyuncular reaksiyon gösterir. Ee, bugün de o reaksiyonu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ee, Hocam, neredeyse birlikte çıktığınız ayrıldı. Artık <laughs> Avrupa'da bu hakkında ne? Nerede yani doğru yani, arkadaşlık altyapıdan beri 13-14 senelik arkadaşım. E, Trabzonspor tarihinde de birçok başarı elde ettik beraber. E, onun ayrılmasına hem üzüldüm hem onun için sevindim. E, i̇nşallah oralarda bize en iyi şekilde hem bizi hem ülkemizi hem Trabzonspor'u çok iyi şekilde temsil edecektir. E, dediğim gibi e, futbolda bunlar oluyor. E, önümüze bakmamız gerekiyor. Hem onun için hem Trabzonspor için e, hem bizim bizler için herkesin önüne bakması gerekiyor. Ona orada ben başarılar diliyorum. Zaten sürekli de konuşuyorum. Dediğim gibi İnşallah ülkemizi, Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edecektir. Başka soru yok. Yani. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Uğurcan Çakır'ın açıklamaları. Müni'ye geldi. Kariyerli bir futbolcu kupada ve bu maçta bize yardım etti diyor. Oyuncular da memnun etmiş Bir şeydi transfer. Maçın başından sonuna kadar da maçı domine ettik diye eklemiş Uğurcan Çakır. Doğru. Uğurcan'ı kaç defa gördük? Maç. Az gördük bir ara hangi formayı giydi diye düşündüm. <laughs> <laughs> Abdullah Avcı'nın açıklamaları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Son haftalardaki en domine, en doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık diyor Abdullah Avcı. Devam, Devamı şöyle. Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik. Bu süreci böyle geçireceğiz. PPV ve Onaçu nasıl gelecek o önemli. Yaklaşık bir aydır maç oynamıyorlar demiş. Icardi ne kadar oynamayarak geldi? Bir ay oldu. Ama sonuçta gittikleri takımlarda iki oyuncu da idman yaptı. Tabii. hiç idman yaptı. Ya Takımda İkari... idman yapmadı. Bireysel çalıştı. Bireysel çalışarak çalıştı. geldi. Ama iki oyuncu da nihayetinde Afrika Kupası için takımlarıyla beraber idman açıkta. Ben hani öne açı konusunda netim ama Pepe'de bir netliğim yok. Bilmiyoruz çünkü nasıl geleceğini. Umarım o da iyi bir şekilde gelir. Çünkü önünde de önemli maçlar var Trabzonspor'un. Ee, Cumhuriyet Sonu Kupa'da var mesela. Asıl Tabii, hedefi Trabzonspor. asıl hedefi o. Bir de şöyle bir şey var. E, Trabzonspor'un en büyük eksikliği şu aslında. yani Bu maç iyi bir oyun ortaya koyuyor ama bunu bir sonraki maça taşıyamıyorsun. Bu Beşiktaş içine geçer abi aslında. Yani yorumlarken öyle de bakmak lazım. Beşiktaş belki 2-3 transfer yaparak kadrosunu daha da böyle güçlü hale getirdi ama bu oyuncuların e, ne kadar sürede takıma adapte olacağını bilmiyoruz. Belki Mönyer gibi geldi direkt. Katkı sağlayacak oyuncular da olabilir. E bu bu akşam daha net bir şekilde onu göreceğiz. Ancak Trabzonspor için şu var. Ya, bu oyunu ivmelenerek yukarıya doğru çıkartması lazım. Özellikle hı hı. Pepe ve Önaç'ın gelişiyle birlikte. Bu arada şunu da ekleyeyim öyle devam et. Muniye'nin doğru transfer olup olmamasının konuşulmaması gerekiyor. Bard adına da çok sevindim. Talipleri olmasına rağmen burada kalıp takıma yardım etmek istedim. E tabi Bard'a gittiği zaman Trabzonspor'un sadece 10 numara pozisyonunda Fontas kalacaktı. Ve Fontas'tan da o verimi ne kadar alabilirdim? Bilemiyorum. Ama Bardi... Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim. Nasıl bir oyunu istediklerini biliyorum. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz diye noktalamış konuşması. Doğru. Hocam. Bir geçiş dönemi yaşıyor Trabzonspor. Bunda hoca haklı ama bu geçiş dönemini yaparken e, benim en çok eleştirdiğim maç Galatasaray maçıydı. Yani Hı. o maça kadar doğru bir şekilde savunma yapıp geçiş kovalayan bir Trabzonspor o maçta kadro kalitesi Trabzonspor'dan yani 2-3 tık daha yukarıda olan Galatasaray'a karşı neden hücum oynamaya ve neden önde basmaya çalıştı? Burayı çok anlayamamıştı ve ağır bir şekilde de kendi sahanda mağlup oldu. Yani, Trabzonspor ister ki geçiş döneminde bugün gibi 51 kere ceza sahasında girsin. Evet. Ondan sonra yenilirse de yenilsin. Bak ben Trabzonspor'un girsin ama 51 kere ceza sahası. Bir 19 şutu atsın. Bir onu görsün taraftar. Bunu ben istiyor. Trabzonspor'un yabancısı değilim. Nasıl bir oyun istediklerini Hı -hı. biliyorum. Evet. Bugünkü oyun gibi bir oyun istiyorlar. Evet. Doğru. Ancak... Kazanırsın, kaybedersin hatta değil mi? Bugünkü evet. oyun olduktan tamam, sonra. Bugünkü oyun olduktan evet. Ama bu Galatasaray'a karşıdığı için kadro kaliten belli. Ya Pepe olur, Önaç olur. Ee, bunlarla beraber belki daha istediğin oyunu oynayabilirsin Galatasaray'a karşı. Kim ki kadron e, tamken Fenerbahçe'yi e, geldin 26 yıl sonra e, kendi sahasında yendin burada 3-1, 3-2. Bunu yapabilecek güçtesin ama buna kadron müsait değildi ve dolayısıyla biraz da hat, tırnak içinde haddini bilerek oynamak dediğimiz e, bir durumu koyabilirdi. Onun dışında evet Abdullah Avcı'nın e, Trabzonspor'u e, taraftarının ne istediğini en iyi bilecek teknik adamlardan bir tanesi. Fernando Santos'un açıklamaları Beşiktaş Teknik Direktörü, Vondiom Kayseri Spor Maçı Öncesi şunları söylüyor. World bizimle birlikte bir süredir iyi çalışıyor. Koli sakatlıktan yeni çıktı. Birkaç gün idman yaptı. Yüzde yüz hazır değil. Sakat oyuncularımız var. O yüzden takımı çok iyi tanımamasına rağmen bir şeyler yapacağını bildiğim için Muçi'yi görevlendirdim diyor. Fernando Santos. Bugün kazanmak isteyen bir takıma karşı oynayacağız çok iyi hazırlandık. Neleri iyi yapıyorsak onu yapmaya devam edeceğiz. Oyuncuların kazanmak için ellerinden gelen geleni yapacaklarını biliyorum diye de eklemiş, eklemiş Beşiktaş Teknik Direktörü Santos. Hocam Beşiktaş şey şu merak ediyor Santos'un açıklamaları ışığında. E, son maç baz alınarak. ilk yarıdaki Beşiktaş mı Antalya Spor karşısındaki ikinci yarıdaki Beşiktaş'ı mı göreceğiz diye. Çünkü kazandığı için Unutulmasın ilk yarıda da çok kötü bir Beşiktaş vardı sahada. Tabii ki ikinci yarı isteyeceksin. Bugünkü çıkan kadroya bakıyorsun. İşte Muleka'yı o maçtan ödüllendirmiş. Ama ben Beşiktaş'ın kadrosuna bakıyorum. Bugünkü çıkan kadroyu düşün. Bugünkü kadronun dışında yani oynamayan oyunculara bakıyorum. Sakatlıklar, Hı -hı. işte e, Afrika Kupası nedeniyle gelemeyen oyunculardan bahsediyorum. Bugün kadronun harici. Salih, Raşika, Sakat, Masako sol bek olarak hiç ilk bir hocanın vazgeçemeyeceği bir sol bek Afrika Kupası'na gelecek. Koley döndü sakat. Musrati orta sahada yine alındı. Büyük ümitlerle alındı. Bir de herkesin çok şebekli Musrati ve Abubakar. Abubakar'ın durumu da var ortada. Şimdi böyle bir kadro dışarıda saydığımız 2 4 6 tane daha oyuncu saydık. Bu 11'de hepsi görev alabilecek oyuncular. Yarın Fernando Santos'un işi daha da zor olacak. O formu adaletini sağlaması hiç kolay olmayacak. Çünkü buradaki oyuncular geldiği zaman çok geniş bir kadrosu olacak Beşiktaş'ın. Hepsi oynamak isteyecek hocam. kesin. <laughs> yani bir de hangisini Salih, Raşika, Masaku, Kole, Musete, Abu Akar. Belki saymadığımız bir... gezzalı saymıyorum bile düşün yani. Gezdal'ı bunların içinde saymadım. İşte ısınırken gene sakatlandı. Kadrodan çıktı. Rebiç oynadı. Rebiç'i falan artık düşünmüyoruz bile. Böyle bir kadrosu var şu anda Beşiktaş'ın. E, ee, bugünkü dedim ya Muçi ile Varol işbaşı yapıyor. Herkesin merak ettiği oyuncular bunlar olacak. Sonuçta bu öbür oyuncular bir şekilde biliyorsun ama Varol'un ne vereceği defansta Muçi'nin Nihayet orası eksikti zaten Beşiktaş'ın o yaratıcı oyuncu problemi hakikaten eksikti. Ben onun için sonuçta Gezdal oynadığı zaman Gezdal problem çözendi. İyi bir Gezdal şampiyonluk dönemi. Muçi Azaba bize o ışığı verecek mi ben onu çok merak ediyorum. Tabii ilk maçı büyük beklentiler içinde de olmamak lazım. Beklenti değil. Sonuçta oyunda ne vereceğini ne, ne mi? vereceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsun. Mesela bir oyuncu çıkar takımında daha yenidir. Görürsen ama bir şeylerini baktığın zaman ha tamam bu aranan kan diyebilirsin. Şu anda takımı tanımıyor. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Hepsini diyebilirsin ama o kumaşı, o kumaşı görebilirsin ya. İşte fiyatının yüksek olması beklentileri de arttırıyor. Bu oyuncu için çok kolay değil. Ya e, iki, o yükü de kaldırması gerekecek. Şimdi o iki için. tane oyuncu aldı. İkisi de eğer o verimi göstermezse verilen bonservis paraları az buz değil. Yani Beşiktaş için rekor paralar. Şimdi e, Muçi 10 milyon eurolardan bahsediliyor. Diyorum sana yani o parayı verdiğin zaman bundan beklentin çok yüksek. Taraftarın da camianın da beklenti çok yüksek. Aynı şekilde Musrati. Yanında 10-12 milyon. Bir de üstelik bonusları var. Musrati'nin de beklentiler çok yüksek bu oyuncunun. Tabii. Eğer bu oyuncular o e, beklenenleri veremezse daha da zor günler bekliyor. Dönelim Trabzonspor maçına. Yeni bir istatistik bilgisi paylaşayım. Bu sezon Trabzonspor en fazla isabetli pas yaptı. 475 pas Ulaş Özdemir. En çok şut çekti. 24 şut. Rakip ceza sahasında topla, en çok topla buluştuğu maç. 51. En yüksek pas isabet oranı yakaladı. %88.8 süperlik maçını oynadı. İstatistikler Tam da iyi. Hayallerdeki Trabzonspor. Bu maç için hayal Abdullah Avcı'yı eleştireceğim tek bir nokta var. Stopper'i çıkartıp Mendy'i stopere çekmesi. Yani Acaba bir sakatlık mı var diye de Yok yani sizlerken. sakatlık varsa bilemem. Ama bunu daha önceki maçlarda da hoca yaptığı için hani Mendy'i stopere çekme veya da stoper oynatma sevdası bunu çok anlayabilmiş değilim. Ya yani bir oyuncunun en verimli olacağı yer mevkisidir. Belki bunu bir maç, iki maç ...değiştirebilirsin. değiştirebilirsin. Beşiktaş'ın mecburiyet... olduğu gün bu yorumu yapmaya bak bu Bahtiyar çocuk 3 gün önce stoperdi bugün sol bek. Bir sonraki maçta Gökhan hocam dikkat çekti. Orta sahada verim alamazsa Beşiktaş belki ikinci yarıda orta sahada. Tamam, yani. onun için Necibi daha <laughs> e, işte, konuşabiliriz değil mi? Tabii. <laughs> saymıyoruz bir tarafta. Evet, ama Bahtiyar şöyle Olu yolundan yani daha değerli. Ben de bu takımın şu anda orta sahadaki en e, ...oyun aklı olarak en doğru oyuncusu. Kesinlikle. E şimdi bu oyuncuyu orta sahadan aldığın zaman... ...hem hücum yönünde hem savunma yönünde... ...çok doğru işler yapan bir adam. Yani oyunu box to box dediğimiz işte... o ...iki yönüyle oynayabilen bir orta saha oyuncusu. Bu tip oyuncuları... ...yani dünyada çok fazla bulamazsın. Bu fizikte, bu kalitede, Tabii. bu hızda. E dolayısıyla şimdi stopere çektiğin zaman... ...zaten hani takım galipsin. E geriden oyun kurdurabileceğin bir organizasyon yok artık. Hatay zaten sana gelmiyordu. E Mendiz stopere çekilince Hatay orta sahayı çok rahat geçmeye başladı. Ya, gerek yok buna. Hani eğer sakat değilse e, aldığı oyuncu yanılmıyorsam Fernandez almıştı. Ya yani Filip Benkovic de var mesela stoperler arasında değil mi? Yani. Tabii. Onu, onu koyabilirsin yerine. Ha Mendi gibi bir oyuncuyu neden çekiyorsun oraya mesela? Eleştirebileceğim tek yön burası. Ya Bilmiyorum bunu kendi kafasına nasıl kurguladı dediğim gibi. Geriden oyun kurmak ve savunmayı daha doğru yapabilmek için mi Mendy'i yine stopere çekti? Çok anlayabilmiş değilim. Belki garanti altına almak istiyor. Yani nasıl Fenerbahçe'de İsmail'i çekti bir ara stopere. İstenilen verimi alamadı. Ama diye aldığın zaman güvendiği bir oyuncu stopere koymuş oluyor. Bu da hocanın bakış açısı. Yani esasında biz hocanın bakış açılarını... İrdeliyoruz ya böyle. Ya onlarla beraber o restopa biz stoper ipensiz, zaten bunu çalışmasın Yani yaptı biz sonuca göre yargılıyoruz. Ha, oraya çekip mağlup olursa ne gerek vardı diyoruz. Ama işer giderse ha, bak hoca akıllıca. varmış. Bak yedekler arasında stoper. Şey değil mi? Yani iki stoper yedekte de varken değil mi? İşte o, o zaman biraz düşünüyorsun hocam. <laughs> i̇ki stoper alternatifim varken ya Kendi aldırdıysa düşünür de kendi aldırmadıysa düşünmesinin lüzumu yok ya. Yani kendi aldırıp oynatmıyorsan o zaman problem. Ali Şansalan'ı nasıl buldunuz? Valla ben Ali Şansalan'ı beğeniyorum ya sevgili Cüneyt. Ya çok böyle belki yani bugüne kadar yönetmiş olduğu maçlar içerisinde iki ya da üçtür sorunlu ve eleştirilebileceği maç ama diğer anlamda gayet iyi yönetimler sergiliyor. Yani bu maçın hakeme dair söyleyebileceğim hiçbir şey yok ama takım oyununda özellikle dün akşama dair söyleyeceğim çok şeyler olacak. Dün akşama dair. Evet. Peki. vardı da Lumut Umut görev yapıyor. Yaptı. Onu da belirtelim. Lumut Umut Meler de ısınıyor yavaş yavaş. <laughs> Diyelim bir kez daha açmayalım o konuları zaten hiç gitmeyelim oraya. Gökhan Hocam siz bugünkü Beşiktaş'tan umutlu musunuz? Bir yalancı var. Yaşamıyor herhalde Beşiktaş. Önce Trabzonspor maçı, sonra ilk yarısı kötü olsa da Antalya Spor karşısında tur atlayan Beşiktaş artık bir ivme de yakalaması lazım ya Beşiktaş'ın. O yüzden taraftar aslında çok hoşlanmasa da bu soruyu kendi arasında sorup merak ediyor. İki tane zor maç oynadı. Biri ligde iki rakibi Trabzonspor. Çıktı kazandı. Kazanması lazımdı. İyi oyundan önce kazanması lazımdı. <laughs> Çok mu iyi oynadı Trabzon maçını? Ben çok iyi oynamadı ama kazanmasını bildi. Önemli olan buydu. E, Dikteki ilk maçı 71'e 29 e, oynadığı halde kaybetmişti 0. Burada çok iyi oynamadı ama e, istediğini yaptı. Peşine kupada belki favori olmadan çıkılan bir maçtı. Yani Beşiktaş normalde kupada e, oynadığı zaman favori ilan edilirdi. Antalya Spor'un maçında favori değildi. İlk yarı oynanan oyuna baktığın zaman kaybetti diye düşünüyordum. Ama ikinci yarı Muleka ile beraber ateş aldı. İkinci yarı istediğini yaptı. Beşiktaş takımının esasında ağırması yeter. O adı yeter bazı şeyler için. E, Şimdi o arma varsa orada her maçını kazanmak için oynar. Her maça, yani başkan diyor biz büyük camiyiz. Büyük cami zaten böyledir. Siz hiçbir maçı kaybettim diye oynamazsınız. Her maçı kazanmak istersiniz. Şimdi iki tane kendisi için çok önemli maçı kazandı. Kayseri Spor, Beklentilerin daha da yükselti çünkü devamlı şekilde transferlerden bahsediyordun. Ve Beşiktaş takımı hiç kimsenin beklemediği iki tane iyi transfer yaptı gözüküyor şu anda. O iki tane iyi transferle beraber Afrika Kupası'ndan dönenlerle beraber Beşiktaş ekstra bir takım olacak gibi duruyor. Yani o saydığım 5-6 tane mesela şu anda Bahtiyar yama bir sol bek değil mi? Masaku geldiği zaman Masaku oynayacak orada. İşte Kole'yi aldın. Yani da iyi çıkarsa Kole ile Voral'ı iyi iki tane. Ben herkesin tepki gösterdiği Onur bak inatla her gelen hoca Onur'a şans veriyor. Seyirci tarafından pek hoş görülmüyor ama Onur her çıktığı maçta elinden gelenin fazlasını yapan bir oyuncu. Onun için bu seyircinin Onur'a da sahip çıkması lazım. Onur hakikaten ligde iki önemli oyunculardan bir tanesi. Musrati'yi aldın Getsonla beraber. Emuçu'yu aldın. E, şimdi kanatta bir Raşikan var. E, Semih var. E, Cenk var. Salih'in var. Baktığın zaman hakikaten çok geniş. Mulekan var geçen hafta çözen. Çok iyi bir kadrosu oldu. Amarte'yi saymadım bile. Şimdi Hadi böyle ya, geniş bir kadroda bir kadro. Fernando Santos'un eli zorlanmaya başlayacak artık. Neden? O forma adaletini sağlamak çok önemli. Ama o tecrübeli bir hoca. Volkan Demirel'in açıklamaları Atakaş Atay Spor teknik direktörü Volkan Demirel ilk yarının bir önce bitmesini istedim diye başlıyor söze. bu sezonun en kötü maçıydı bizim adımıza. 75 dakika boyunca hiçbir şey yap, yapamadık. Bunun nedenini sorguluyorum. Konsantre olmak için. Her şey mevcut ama oyun içinde bir konsantrasyon eksikliğimiz vardı diye eklemiş Volkan Hoca. Şöyle devam etmiş. Bahanelerin arkasında sığınmak istemiyorum. Neticesi de yenildik. Bugünkü oyunu anlamış değilim. Oyunla ilgili aktüselim bir şekilde düşüreceğiz diye sözlerini tamamlamış Volkan Hoca. Ee, geçmiş olsun diyelim. Ataka Çatay Spor'da zor günler. Bana düşünün. cevap verdi herhalde. <laughs> Buyurun. Bugün Fernandez neden çıktı? Mendi oraya çekildi diye sorulabilir demiş hoca. Ki sordu Ulaş Özdemir. Evet. <laughs> Fernandez'i sakatlanmaktan devam ettirmek istiyoruz. Sakatlanmadan sakat... sakatlanmaktan yani sakatlanmadan Sakatlanmasın diye sakatlanmadan, sakatlanmadan devam, ediyoruz. devam ettirmek istiyoruz. Evet. Öyle. Ben, ben tek... sakatlık yaşamaması için. Evet. Ben teknik adam olarak mecbur kalmadıkça dışarıdan soğuk oyuncuyu stopere sokma. Ha bak bu da bir bakış açısı dediniz ya hocam. Nasıl yani abi? Yani girer girmez hata yapma şey olabilir. Oyun hızlı, ateş almış yanıyor. Yani bir kenarda 5 e, stoperin bir de olsa şey diyor ben stoperi sağ içinden seçerim. E tamam orta Soğuk sahadan sağdan o zaman sopür. problem yaşıyorsunuz. Orta ama... sahaya sokarız o. Ama herkesi yeri Ya sonuçta defansta yapılan hatanın sonucu gol olabilir diyor. Orta sahada yapılan hatanın sonucunda defansta iki o şey oyuncular ateş almış oyuncu bir şekilde önler diyor. Sıcak oyuncular. Evet Volkan Demirel de 75 dakika e, futbol oynamadık diyor sahada. Mendy stopere çekildikten sonra top oynamaya başlamışlar anlaşılan. Volkan'ın esasında bugün ben Hatay Spor'a şöyle şaşırdım. Hatay Spor kötü oynayabilir ama kötü koşmayan, kötü mücadele etmeyen bir takımdı. Hakikaten çok mücadele ediyor. Sonuna kadar zorluyorlar, rakibi zorluyorlar. Hiç, oyunun hiçbir anını bırakmıyorlardı. Bugün biraz vurdum duymazlık vardı Hatay Spor'da. Yani eski koşu, eski mücadele gücü yoktu sahada. Evet. Zemine de değinmek lazım aslında değil mi sevgili Cüneyt? Harika bir zemini var. Yani Vallahi kötü apar. zeminleri konuşuyoruz. İyi evet. zemini gündeme getirmek lazım. Yani maalesef. buradan gerçekten Trabzonspor kulübünü tebrik etmek lazım. Ki kolay bir iklim değil Trabzon iklimi. Hem ikliminde. kolay değil hem maliyet olarak baktığında tabii. geçen sezon sonu baştan aşağı yenilediler çimleri. Hibrit mi? Tabii tabii hibrit. Ve yaklaşık 20 milyon TL'ye yakında masraf yaptılar. Tebrik edelim yönetimi evet. sayın başkanı. E, futbolcu sağlığı için. Her ya şey bir mesela, oyuncu transfer etme. Bak tabii. bir oyuncu transfer etme. Ya bir milyon euro bir oyuncuya verme de. Abi şu sahanın zeminini düzelttir Allah aşkına ya. O Ankara gücü, Antalya Spor, Sivas. Çok kötü bu kadar zeminler. kötü zeminler Antep. Ya? Antep evet. Zemin Sen tabii daha istedim. çok canlı görüyorsun. Hepsini. Kupa en maçlarından dolayı. Işte Trabzon. Trabzonspor stadının zemini. Papara park gerçekten halı gibi derler ya. Evet halı gibi insan çıkıp oynamak Buradan istiyor. Buradan Melih Şah kardeşimin de ellerine sağlık. Noktayı koyalım. Şimdilik noktayı koyalım. Gökhan Keskin ona çözüm bir e teşekkür ediyoruz. Mondium Kayseri Spor Beşiktaş maçı bitmeden yine yayındayız. Takım oyununda yine sizlerle birlikte olacağız.